14 Şubat Sevgililer Günü öncesi sevdiğinize hediye almak istiyorsunuz ve bunun için de interneti kullanıyorsunuz. Yani internetten bir alışveriş yapıyorsunuz. Ama siber güvenlik uzmanları özellikle böyle günlerde vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. İnsanlar sponsor reklamları görüyorlar. Sponsor reklamları tıkladığında bir siteye ve bir sosyal medya platformuna yönleniyor. Orada hani sahte yollarla çalışıyorsa mesela bu satışlar ya da fatura göndereceklerini belirtirlerse sosyal medyada özellikle. Ya yine şey faturayı görmeliler, faturanın gerçek olduğunu görmeliler. Siparişinizi ileteceğiz diye başlayan bir süreç. Siz oraya bilgileri girdiğinizde onlar onu online görüyorlar. Bu vatandaş doğrudan satın almasını gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikten sonra da aldıklarını söylemişler. Ve 30 dolar üzerinden de indirim yapılmış. Para Türk lirasına çevrilmiş. Kredi kartı bilgilerini veriyor. Tüm bankada hesabını... Bu tarz özel günlerde genellikle sosyal medya platformları çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dolandırıcılıklar ağırlıklı olarak sosyal medya platformları üzerinden yapılıyor. Ve tüketicilerin burada çok uyanık olmaları gerekiyor. Sırf bu özel günü değerlendirmek için 2-3 gün içerisinde apar topar açılmış bir hesap. Sanki o ürünler satılıyormuş gibi gösteriliyor. Ve 100 dolarlık, 200 dolarlık ürünlerin 10 dolar, 20 dolar gibi rakamlara satıldığı gösteriliyor. Siz de onlara kanıp özellikle DM denilen mesaj uygulaması üzerinden ben bununla ilgileniyorum. İşte parayı şuraya yatırın, adresinizi verin, size bir link gelecek. O linki klikleyin, kredi kartı bilgilerinizi girin, biz de ürünü size göndereceğiz şeklinde. Çok ciddi bir dolandırıcılık var. Yani tüketiciler sevgililerine hediye alalım derken banka hesapları boşaltılabilir, kredi kartı numaraları çalınabilir. Alışveriş sitelerini incelememiz gerekiyor. Ticari kimlikleri var mı bunu incelememiz gerekiyor ki şehirlerin ticaret odalarının sayfalarında böyle bir şirket var mı yok mu mutlaka kontrol ediliyor olabilir. Alışveriş sitesinin profesyonelliğine bir görsel olarak bakmak lazım. Apar topar alelacele yapılmış bir site mi? Sitenin güvenliği nasıl sağlanmış kısmını HTTPS ile başlayan süreçte inceliyor olabiliriz. Yani en azından HTTPS ile başlıyorsa ödeme sisteminin şifreli ilerlediğini gösterecek bu. Ve orada satılan ürünler, o satışı yapan web sayfasının ya da sosyal medya sahibinin ismi, bunların çok iyi bir şekilde internet üzerinde araştırılması gerekiyor. Geçmişte herhangi bir olumsuzluk yaşayan olmuş mu? Dolandırılan olmuş mu? Ürün iadesinde sorun yaşayan olmuş mu? Bunların çok ciddi olarak irdelenmesi lazım arka tarafta. Sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu hesabın ne zaman açıldığı. Bunu net olarak hesap üzerinde göremiyoruz ama paylaşımlarından görebiliriz. Yani bir 5-6 yıl önce ilk paylaşımını yapmış bir hesap aslında ticareti buradan yürütüyormuş gibi görünebilir. Yani sosyal medya platformunu bir pazarlama aracı olarak kullandığına dair elimizde bir kanıt olabilir. Ama birkaç gün önce ilk paylaşım yapılmış, hesap apar topar açılmış ve 200-300 dolarlık ürünler 10-20 dolar gibi çok komik paralara satılıyorsa işte burada şüphelenmemiz gerekiyor. Kesinlikle iletişim kurmamamız, iletişim kurarsak da kimlik bilgilerimizi, banka bilgilerimizi, kredi kartı bilgilerimizi paylaşmamamız gerekiyor. Özellikle sosyal medya hesabı üzerinden yapılan alışverişlerde mutlaka kapıda ödeme tercih ediliyor olmalı. Kapıda ödemenin şöyle bir avantajı var. Her şeyden önce kredi kartı numaranızı ve banka hesabınızı kötü niyetli kişilerine kaptırmayacaksınız. Bu çok önemli. Onun dışında ürünü kontrol etme şansınız var. İstediğiniz ürün mü gelmiş? Kutunun içerisindeki ürün sizin talep ettiğiniz ürün mü? Vaat ettikleri kalitede mi? Bunları ancak kapıda ödemede çok net bir şekilde kontrol edebilirler tüketiciler. Yapmışlar ve yaptıkları paylaşımlar birbirlerine çok benzeyen paylaşımlar. Aynı gün içerisinde bakın 20 tane paylaşım yapmış neredeyse ve daha 2 gün olmuş açıldı. Şimdi bu site çok büyük bir ihtimalle dolandırıcılık sitesi. Evet aldım ama hep hani kontrolünü sağladık yani güvenli mi değil mi diye. O konuda dikkat ediyoruz her konuda. Yani genelde güvenilir siteler. İnternet yani Instagram hesaplarından almaya çalışıyoruz. Ben de aldığım hediyelerin yaklaşık %60'ını falan Instagram'dan alıyorum. Ama tabii güvenilir olmalarına dikkat ediyorum. Yorumlar önemli. Bu şekilde. Ya bu böyle günlerde de zaten biraz hani temkinli oluyoruz. Yani haberlerden de izliyoruz, takip ediyoruz. O yüzden dikkatli oluyoruz yani her konuda. Ben evliyim, iki tane çocuğum var. Hediye alma planınız var mı? Var tabii ki. Peki bunu internet üzerinden, sosyal medyadan mı yapıyorsunuz yoksa bir mağazaya gidip mi yapıyorsunuz? Ben daha gelenekselim, mağazaya gidip yapıyorum. Dokunarak, görerek, inceleyerek. Yok, güvenli bulduğum bir sürü alışveriş sitesi var sosyal medyada veya online platformlarda. Ama ben daha çok böyle
dediğim gelenekselim. Görmek, dokunmak isterim. Ona göre de tercihte bulunurum.